çok sevdim ve... Aha! Anneanne geldi! Anneanne geldiğine göre artık AVM'ye de gidebileceğim. Tam videoyu çekerken anneannem geldi. Kamerada nedeni bilmiyorum. Saçım bayağı bir dağınık halini de sevdim. Ama biraz uzatacağım yani. Sonra çantamı hazırlayıp direkt AVM'ye gideceğim. Çok heyecanlıyım. 90 günler AVM'ye gideceğim. Normalde ben alışveriş yapması bir insanım. O yüzden böyle hani öylesine dışarı çıkmayı falan da çok seviyorum. Bu arada bakın scrunchiesim. Evet. O yüzden normalde hani gezmeyi çok seven bir insanım genel olarak baktığınızda. AVM'de gezmeyi de çok seven bir insanım. Saçım da güzel oldu. Allah Allah, bugün bir güzelim. Tövbe esteş. Nazar değmez inşallah. Saçımı falan güzel yaptım herhalde bugün. O yüzden güzel oluyor. Adem'in daha güzel ya. Bir de anamın bana 15 beden büyük gözlüklerini çaldım. Çünkü nereden almasın? Arkadaşlar şimdi size çantamı göstermek istedim. Çantamı hazırlayacağım yani. Zaten bir telefonumla bir şunu koyacağım. Bu arada ojelerimi de en sürdüm. Çok güzel değil mi? Bu. Aaa! Delireceğim. Sürekli şey diyor. Gene dedim. Ha bir de çorap giydim. Bence çok güzel. Bu antiseptik... Neyse. Antibakteriyel dezenfektanı. Çok güzel kokmuyor ama güzel. Burada bak öleceğim alkol. Sarı kafayı bulacağım şimdi. Evet bak full alkol var içinde neredeyse. Şimdi bunu çantama koyacağım. Çantamda bu. Burada bugünkü stylingimi yapmak için neredeyse yarım saat bir saat uğraştım. Annem şahitti mi anne? Parfüm. Zaten çok seviyorsunuz. Şu şekilde torbası da böyle. Ve kartı tabii ki de. Son olarak da iki tane t-shirt. Bir tane... Sürekli bir şeyleri giyip çıkarıp durdum. Ama en sonunda bence müthiş bir kombinasyon yaptım. Şu an sen bunu koydum, maskeyi de takacağım. Alright guys, şu an çıkıyoruz ve cidden stylingimi çok beğendim ve şimdi size anlatacağım. Bu çanta annemin. Bu tişört annemin. Annem internetten aldı ama ona küçük geldi. Bana da biraz büyük geldi. Ama büyük gelmesi de benim işime geldi. Bu gözlük yine annemin. Ve yani büyük geliyor. Bu aslında kolye değil, bir kemer. Ve bu da yılbaşı temalı bir küpe. Ayakkabılarım yeni geldi ve büyük gelmesine rağmen giydim. Yani cidden tuhaf ama çok güzel bir kombin olduğunu düşünüyorum. Bir sürü fotoğraf çekeceğim dışarıda. Instagram'a koymak için arabada bağlayacağım hani iş. Öyle yani bayağı süslendim. 90 gündür dışarı çıkmıyorum. Bir zahmet süsleneyim. Cidden 90 gündür dışarı çıkmıyorum ve... 90 gündür dışarı çıkmıyorum değil, alışveriş yapmıyorum. Online'dan falan yaptım birkaç kere. Ama alışveriş merkezine gitmek olağanüstü. Ay yağmur yağıyor şansımız. Tıl Allah kahretsin. Gideceğimiz AVM üstü açık. Çünkü korona şey yaptık. Üstü açık AVM'ye gideceğiz. Hem orası daha az kalabalık olur hem de korona olmaz. Maske falan da takacağız zaten. Oh yeah. Cidden çok özlemişim AVM'ye gitmeyi. Arkadaşlar outlet yani bizim şu an gittiğimiz AVM o kadar yağmur yağmasına açık bir AVM olmasına ben dehşet kalabalık ve ben şu an şokum. Şu
için okudum. Ben üzülüyordum. AVM'ler böyle 3 ay boyunca hani işlem yapamadı, sahipleri batmıştır falan diye. Oğlum şu an 3 ayın, 5 ayın, 10 ayın bile acısını çıkarıyorlardır. Bu nasıl bir kalabalık? Bakın 10 yaşından, 9 yaşından beri buraya geliyorum. Hatta ne 9-10 yaşı? 3-4 yaşımdan beri geliyorum. Annem eskiden burada çalışıyordu benim. Bir mağazada yönetici yardımcısıydı. Ve hani o zamanlardan bile bu kadar hani şu ana kadar hiç bu AVM'yi bu kadar kalaba görmedim. Ve yani kaç yaşındayım biliyorsunuz. Bir dakika anne. Şunları da şimdiden alalım. Bir dakika. Evet. Şöyle. Şuralarına falan. Alnıma falan da sürüyeyim. Bir de bu bayağı bir iyi bir dezenfektan arkadaşlar. Şey kolonyadan daha güçlü bir şey. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir de full çocuk yani 1 yaşında 2 yaşındaki bile çocukları getirmişler. Şu anda açık hava çıkarayım maskemi. Ki ben hayatta getirmem çocuğumu 1-2 yaşındayken. Neyse artık. Ay anne 90 yaşlar. Ay arkadaşlar şimdi size yaşadığım çok salakça bir olayı anlatıyorum. Tam ben WhatsApp'a girecekken kadın dedi ki 2 kişinin çıkması gerekiyor. Biz de o 2 kişinin çıkmasını paşa paşa bekledik. O iki kişi çıktı ve ona rağmen bizi almadılar. Ve ben buna şu an çok sinir oldum. Ya bir dedikleri tutmuyor. Madem almayacaksınız o zaman alacağız demeyin. Biz de bekliyoruz yani mal. Çok sinirlendim. Şimdi Starbucks'a bakacağız. Bakalım dolu mu değil mi? TRT bize röportaj yapıyor. Ay arkadaşlar içeceğimi aldım. Ama cidden buradaki insanlar bilinçli. Starbucks'ta iki kişi giriyorsun. Ve hani cidden... Ay anne bir dakika şu elim... Şunu tut. Starbucks'ta ateşini ölçüp alıyorlar. Onun dışında içeceklerini veren kişiler zaten full ellerinde eldiven, ağzlarında maske, gözlerinde şey şeklinde hani. Güzel yani kimse kimseye yaklaşmıyor. Herkesin arasında 4-5 metre mesafe var. İyi bence yani. Ya bu şekilde de bulaşırsa artık. Niye ya? İkisi de iyi kalite. Arkadaşlar şimdi Matsus'tan çıktık. Ne kadarlık bir alışveriş yaptık? 170 liralık bir alışveriş yaptık ama yani çok çok uzun süredir neredeyse Watson'dan alışveriş yapmıyordum. O yüzden gerekli olan şeylerim vardı. İşte saç şeyleri falan da aldım. Eve gidince hepsini size göstereceğim zaten bu vlogun ilerleyen kısımlarında. Şimdiki adresimiz bir giyim mağazası. Bu giyim mağazasının adına söyleyeyim miyim reklam olmasın. Şimdi gideceğiz oradan alışveriş yapacağız. Bakalım orada güzel şeyler var mı? Normalde sevdiğim bir mağaza çünkü. Şu an... İkinci bir şok, okey. Arkadaşlar, Enso Hakiki'ye sokmadılar. 0-18 yaş arası girmek yasakmış. Abi yok böyle bir şey ya. Devlet tarafından yasaklandıysa diğer mağazalarda niye girebiliyorum acaba? Ha, böyle saçma bir şey yok ya, sinirlendim gene. Bunlar daha kötü ya. Şu kuyruğa bakın. Şuradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Bu sadece bir mağazanın Nike'ın kuyruğu. Bu ne ya? Arkadaşlar şu an delirmek üzereyim. Beni Migros'tan kovdular. Ya hem de bak hem girişi tutmuyorlar. Girişe yani 0-18 yaş diye bir şey koymamışlar. Tam Migros'a girdim. İlerliyorum güvenlik. 18 yaş altı girmek yasak. O zaman onu başa söyleyeceksiniz. Ne şimdi çıtır patates alacağız. Alın. Şimdi Defne'ye Waikiki'den kıyafet almamız gerekiyor ama beni sokmuyorlar. Ne yapacağız bilmiyoruz o yüzden. Ben de böyle yiyemiyorum ki abi. Arkadaşlar şimdi sonunda nihayet eve gelebildim ve size aldığım her şeyi tek tek göstermek istiyorum. Ve şimdi de size aldıklarımı göstereceğim. Burada ışık çok güzel o yüzden yerde göstereceğim. Ve arkadaşlar gerçekten çok fazla şey aldık, uyguna aldık. Zaten toplam iki yerden alışveriş yaptık. Çünkü benim gittiğim AVM küçük bir AVM'ydi. Biz zaten kalabalık mağazaların çoğuna girmedik. Burası 170-180 TL arası, burası da 300
350 mi öyle bir şey yazıyor, 350 hiç yanlış hatırlamıyorsam. Ya toplamda 500-600 TL arasında tüm ihtiyaçlarımı karşıladım. Gayet güzel bir alışveriş oldu. Çünkü benim yazlık almam gerekiyordu ve daha hiç yazlık alışveriş yapmamıştım. Sadece Trendyol'dan 2 tane tişört aldım. Annem de 3 tane tişört aldı ama onlar bir hafta önce geldiği için şimdi göstermeyeceğim, bir manası yok. Şimdi size aldığım her şeyi göstereceğim. Yani 500-600 TL tüm ihtiyaçlarımı karşıladım. Uzun süredir almak istediğim bir Dream Long denilen saç kreminden aldım. Bu yine 25 TL gibi bir şeydi. Bunu indirimden aldım zaten. Çoğu ürünü indirimli aldım ama genel olarak baktığımızda indirimsiz ürünler çok pahalıydı. Çünkü sanırım her şey zam gelmiş. Mesela benim Migros'ta indirimde 8 liraya aldığım Nivea yüz köpüğünü Watsons'ta 30 liraya gördüm. Hani aradaki fark çok fazla. Bu yüzden de bazı şeyleri alamadım. Yani indirimini bekleyeceğim onların da. Saçma olurdu çünkü şu an almak. Bir tane böyle saçları uzattığı vaat edilen bir krem aldım. Annem bir tane duş jeli aldı ev için. Bu da herhalde 20 liraya yakın bir şeydi. 13 TL'ye Dioderma'nın makyaj temizleme suyunu, micellar, miseler suyunu aldık. Bu hem indirimdeydi hem de annem işte kullanıyor falan. Ben de arada kullanıyorum. Hani böyle değişik makyajlar falan yaptığımda. Bu da indirimdeydi. Bu Kore markalarının yüz maskelerini falan çok seviyorum. Bu da yabancı bir marka zaten. Çilekli. Bu da 4 liraydı. 6-7 liradan düşmüştü. Seviyorum ben yani. Bir tane takma tırnak seti aldım. Hem içinde yapıştırıcısı var hem de takma tırnaklar var. Bu 25 liraydı. 25 liraya da 24 lira. Öyle bir şeydi işte. 22 liraydı. Umarım güzel olur. Bu normalde indirimli fiyatı 11 lira falandı. Ben alıyordum 11 liraya ama indirimde olan bir takma tırnak yoktu. Ben de zaten dışarı çok çıkamadığım için Amazon'da kaldım. Bir adet Johnson's ışıldayan parlaklık kolay tarama spreyi aldım. Bunu ben çok eskiden kullanıyordum. Bayağı bir 9-10 yaşlarındayken falan. Sonra bir ara bir bıraktım kullanmayı. Neden bilmiyorum öyle. Zaten piyasadan biraz kalktı gibi bir şey oldu. Ama şu aralar tekrardan görmeye başlayınca alayım dedim. Dediğim gibi küçüklükte bayağı bir kullanıyordum. Daha sonrasında uzun süredir almak istediğim bir tonik aldım. Bu yatıştırıcı bir tonik. Yani yüzünüzü işte cilt nasıl desem gün sonunda temizlemek için. Zaten ben de bu Nivea'nın bu Lotus badem yağı serisinin bir yüz yıkama köpüğü var. Şimdi de toniğini almış oldum. Bayağı da merak ediyordum zaten. Ne alayım denerim falan diye düşündüm. Zaten daha önce ben tonik kullanmamıştım ama tonik hani yüzü temizliyor falan diye vaat ediliyor. Bir tane oje aldım Essence'dan. Bu arada tonik arkadaşlar 25 liraydı. Aslında baştan şey alacaktım. Yine Dioderma'nın bir nasıl okunuyor ya? Dioderma'nın bir toniğini alacaktım ama sonra Nivea'yı da biliyorum diye Nivea aldım. Ay düştüm. Devna sen mi geliyorsun? Yani bu arada arkadaşlar Defne de normalde şey yapmıştı. Deniz Kızı aldı internetten. Deniz Kızı Barbie oyuncağı ve ışıklıydı. Böyle düğmesine basınca ışık yanıyordu. Fakat Defne şu an onu kaybetti ve daha yeni almıştık. İki tonu bul. Bir tane oje aldım Essence'den. Rengini çok beğendim. Bir de pembe ojelerim bitmişti. O yüzden bir tane pembe oje alayım dedim. 7 lira. Ya iyi zaten. Ojeler çok pahalılaştı. 15 liraya oje gördüm Flormar'ın yani. Ben eskiden 3-4 liraya alıyordum şurada 2 sene önce ojeyi. Tuhaf. Ve Watsons'tan son ürünümüz de annemin. Annem kendine sarı saçlı boya aldı. Aslında onda bir kutu daha vardı bundan ama yetmez diye ikinci kutuyu aldım. Bu arada çok güzel kokuyor. Bir de aldıklarım arkadaşlar evde tabii ki hepsini kolonyaladım. Üstüne kolonya döktüm. Annem saçlarını, normalde onun saçları açık sarıydı ve kuaförde boyatıyordu. Ama daha sonrasında annem şey yaptı. Karantinada saçlarını kahverengi yaptı, açık kahverengi. Şimdi de kumrala döndüreceğiz onun saçını. Sonra da kuaförde ombre falan yaptıracağız. Kuaföre şu an annem gidemiyor çünkü hem Defne var hem işte biz varız ve kuaförde zaten bizim gittiğimiz kuaför... Sürpriz! Buldun mu? Süper. İki tane Deniz Kızım var, ne kadar güzel. Ama video çekiyorum. Ve annemin kuaförü de taşındı. O yüzden annem saçlarını artık evde boyamaya başladı. Ama gidip bir ombre yaptır herhalde yaza doğru yazın. Zaten yazdıyız ama. Bu da 30 liraya yakın bir şeydi herhalde. Annemin aldığı birkaç ürün daha var ama onlar aşağı kattı. O yüzden onları göstermedim. Şimdi giyime geçiyoruz. Biz bu yıl ev tuttuk arkadaşlar. Göcek'te. Göcek'e gideceğiz. Ve tatil vlogları bu yıl da gelecek.
Haziran sonunda gideceğimiz için artık yavaştan yazlık şeyler almamız gerekiyordu zaten. Öyle toplu bir alışveriş yaptık. Sevim, ne yapıyorsun? Yapma. Evet, o zaman alışverişe hemen geçelim. İlk olarak ben kendime aldıklarımı göstereyim. Zaten annemle kendime aldığım şeyler aynı. Bir adet pijama aldım. Bu önü böyle. Çok tatlı. Şortlu. Yazlık pijamam vardı ama yani görünce dayanamadım ve aldım. Bu arada Madame Rose'da da bayağı büyük bir indirim vardı. Hepsinin tek tek fiyatını hatırlamıyorum. O yüzden evet, üstü de böyle. Bir adet uzun tişört aldım. Şöyle. Bunun fiyatı 30 lira yaklaşık. Bu bayağı uygundu ve indirimli herhalde bunlar. Bu anneminki mi? Bu anneminki herhalde. Anneminki. Size göstereyim. Böyle beyaz bir üst, aynısından kendime de aldım. Bu şekilde önünde bir müzik dinleniyormuşçasına bir şey var ve çok güzel. Kendikime de aldım. Kendikimi de göstereyim. Kendikimi... Ha, bu başka bir tişört. Neyse. Bunu göstereyim o zaman. Üzerinde having fun yazan bir... Pardon bir dakika. Are we having fun yet? Yazan bir tişört var, beyaz. Beyaz tişört aldım genelde. Çünkü yazın beyaz renkler zaten giymeyi seviyorum. Bir tane crop aldım arkadaşlar. Zaten uzun süredir crop almak istiyordum. Özellikle başkadan falan. Ama İzmir'de falan başka olmadığı için. Böyle üzerine dream yazan bir crop aldım. Ve bence bu çok güzel. Annemle ikiz aldığımız tişörtlerden biri. Bu da benimki arkadaşlar. Bu da small beden. Zaten annemle aynı. Ve annemle altlarına giymek için ikişer tane de tayt aldık. Onları da göstereyim size. Güzel arkadaşlar. Biz bayağı beğendik annemle kumaşını. O yüzden ikimize de ikişer tane aldık annemle böyle. Biraz kalın ama yine de yazın giyilebilecek modellerden. Elbise tişört aldık. Yine böyle yazın bikininin üstüne, şortun üstüne giyebileceğiniz bu şekilde tişörtler, yani elbise de diyebiliriz. Tişörte bu benimkisi. Ve ben buna bayıldım cidden. Beyazı da vardı ama ben siyah aldım. Bu arada buna hep yazılarına bakmadan oluruz ama küfür falan yazmıyor Allah'tan. Anneminki de burada arkadaşlar. Böyle. Anneminki tabi biraz daha bol. Onunki büyük biraz daha. Ama biz annemle aynı şeyleri giyebiliyoruz. Mesela annemin tişörtlerini ben giyebiliyorum ve üstümdeki şey şu an annemin tişörtü zaten demiştim. İkişer tane aldım çünkü aynı anda giyeriz diye yani. Yoksa bir tane alsak yeterdi. Bir tane böyle bir tişört annemle aldık. Üstünde gökkuşağı var ve Redight Passive ve üstünde de Redight Positivity mi ne, öyle bir şey yazıyor. Bu da benimki. Şöyle. Benimki bir beden daha küçük. Ve bu tişörtlerin altına giymek için de iki tane eşortman aldık arkadaşlar. Bu eşortmanlar falan da yine indirimliydi. Normalde daha pahalı oluyorlar. Normalde yani bizim şu tüm aldıklarımız normalde bir 600 lira tutardı ama indirimli olduğu için biz 370'e falan aldık. Eşortmanlar da bu şekilde, bu anneminki, o yüzden bol görünüyor. Benimki de şöyle. Kumaşı biraz tuhaf ama umarım üstümüzde güzel durur diye düşünüyorum. Ve ben beğendim yani. Daha sonrasında ben kendime kumaşına bayıldığım bir ürün aldım. Bu spor takımı. Şöyle göstereyim size. Sporcu takımı. Altı böyle şort. Üstü de böyle spor atleti. Bu böyle spor yaparken falan giyilebilecek bir şey. Ve maya olarak da kullanılabiliyor sanırım. O yüzden almak istedim. Benim hoşuma gitti. Ve annem son olarak kendine bir tane de pijama takımı aldı. Şöyle altı böyle, üstü nerede bilmiyorum. Her neyse. Bu şekilde Madame Rose alışverişimi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, açıklamalar kısmında Instagram hesaplarımı, kendi internet sisteme ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.